Quasi der Garant für unsere gemeinsame Zukunft. Deshalb liegt das Wohlbefinden, das Recht und die Sicherheit dieser Menschen uns am Herzen. Im vergangenen Jahr haben wir den 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens gefeiert. In diesen 60 Jahren hat sich die Türkei verändert, Deutschland hat sich verändert, und die türkische Gemeinschaft hier in Deutschland hat sich verändert. Hauptsächlich als Arbeiter und deren Familienmitglieder angefangen, sind türkischstämmige Menschen hierzulande mittlerweile im politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben teils stark vertreten. Sie sind zumindest ein fester Bestandteil Deutschlands geworden. Ihre volle gesellschaftliche Teilhabe gilt es von allen Seiten zu fördern. Die DİTİB hat in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle. In denen es schwierig war, Gotteshäuser mitunter teilweise geschlossen zu halten oder zumindest nicht so zugänglich gehalten zu haben, wie wir uns das eigentlich wünschen. Und deshalb will ich heute Abend beginnen mit einem Dank, denn dass wir heute nach über 2 Jahren Pandemie in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Köln, dastehen, wo wir sind, hat ganz wesentlich damit zu tun, dass die Religionsgemeinschaften so aktiv mitgeholfen haben, die Menschen in unserem Land zu schützen. Und das gilt auch und in besonderer Weise für unsere Moscheegemeinden. Deswegen dafür meinen herzlichen Dank. Başkanı Kazım Türkmen ile birlikteyiz. Bugün Ramazan'ın 18. akşamı güzel, muazzam bir iftar yemeği organize ettiniz. Ramazan ayı ile ilgili faaliyetlerinizi sizden öğrenebilir miyiz? Allah'a hamdolsun. Bugün Ramazan'ın 18. günü idrak etmiş olduk. Ramazan ayında tabii camilerimizde teravihlerimiz kılınıyor, oruçlarımız tutuluyor, mukabelelerimiz okunuyor. Bunun yanında aslında Ramazan'ın en önemli kazanımlarından bir tanesi de fakiri gözetmesi, düşkünü gözetmesi, komşuluk ilişkilerini yeniden düzenlemesi. Bizler Ramazan ayında gerek Almanya'da Ukraynalı, Suriyeli, Afgan mülteci kardeşlerimize yardım ediyoruz. Camilerimizde, pek çok camimizde iftar sofraları kuruyoruz. Bu iftar sofralarımıza öğrenciler, mülteci kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz gelip iftarlarını ediyorlar. Onun dışında dünyanın dört bir tarafına Ramazan vesilesiyle topladığımız kumanyalarımızı bu sene yaklaşık 45 ülkeye gerek gıda yardımı, gerek eğitim yardımı, öğrenci yardımı gönderdik. Tabii Ramazan'ın en önemli şeylerden bir tanesi içinde yaşadığımız toplumla kardeşlik bağlarını, komşuluk bağlarını güçlendirmek. Bugün onun güzel bir örneği vardı Köln Didipken Merkez Camimizde. Başbakanlık müsteşarından belediye yetkililerine kadar, Yahudi ve Hristiyan temsilcilere kadar pek çok temsilci iftarımıza katıldı. Biz artık bu toplumun bir parçasıyız. Müslümanlar Almanya'nın bir parçası. Onun en güzel gösterilebildiği yerlerde iftar sofraları. Bu manada gerçekten mutluyuz.
Biz Ramazan başladığı gün itibariyle birçok Ramazan programına katıldık ve şunu söylemek istiyoruz ki gerçekten muazzam bir iftar sofrasıydı. Dört dörtlük diyebiliriz. Kusursuz diyebiliriz. Bunun için de özellikle tekrar teşekkür etmek istiyoruz. Ya tabii biz DİTİB olarak böyle marjinal bir grup değiliz. Gerçekten toplumun her kesimine hitap eden bir teşkilatız. Camilerimizde her türlü siyasi görüşten insan var. Her türlü dini anlayıştan, mezhepten insan var. Dolayısıyla bu misyona uygun vizyoner bir iftar programı yapmak istedik açıkçası. Bunu da Allah'a hamdolsun. Allah da yardım etti ve güzel bir iftar oldu. Ben de katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda tekrar görüşmek üzere.